Tren kazasının ardından şimdi kendinizi derinliklerde mahsur kalmış ve gözünüzün önünde yeni bir hedefle buluyorsunuz demiş. Yeni oyun başlatıyoruz. Evet diyorum. What's the time? Rüzgar gerçekten korkutucu. Uyuyamıyorum. Hey, iyi olacağız çocuklar. Söz veriyorum. Rüzgar eninde sonunda uçup gider. Sanırım. Aç lan kapıyı. Ya. Catnap! Lütfen uyumamıza yardım et Catnap. Hayır alamet değil. Herkes Huggy Wuggy ve Puppy Playtime'ı bilir. Ama çocuklarınız Playtime Co.'nun son oyuncağına karşı güvende mi? Burada gördüğünüz Playtime Co.'ya ait gülümseyen yaratıklar oyuncaklarının piyasaya sürülmesini kutlamak için sınırlı bir çizgi film adını paylaşıyor. Ancak her ikisi de şimdi kilit bürüyenin dahil olmasının ateşlediği yangınla yüzleşiyor. Bu Catnap. Ve onun soyundan gelen diğerleri gibi sadece onun küçük buyruğunu çekersiniz ve yeterince masum görünüyor. Ancak ülkenin dört bir yanındaki ebeveynler çocuklarının garip ve şiddetli kabuslar görmesinden şikayetçi. Yanlarında ne mi var? Küçük sırıtan Catnap bebekleri. Tartışmaların büyümesi üzerine Playtime Co. gülümseyen yaratıklar serisinden tüm Catnap oyuncaklarını geri topladı. Tüm tanıtım materyallerinden kaldırıldı. Ama hasar çoktan verildi. Ortadan kaybolmak o kadar kolay olacak mı? Bu olayların kesin nedeni hala bilinmiyor. Sadece bir şey apaçık ortada. Çocuklarınız Catnap ile güvende değil. Eyvah 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 eyvah. Arkadaşlar hoş geldiniz. Puppy Playtime 1 ve Chapter 2'ye Türkçe dublaj yaptım bildiğiniz üzere. Bu da Chapter 3'ün başlangıcı. Buna da Türkçe dublaj yapacağım. Şu anda bizi alan bir yaratık var sanırım. Birkaç sahnesini gördüm oyunda. Shorts'ta mecburen spoiler yedim. Sadece birkaç sahne ama hiçbir hikayesi hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım dublajı çok ekibi zorlamaz, beni zorlamaz. Ananı satayım tipe bak. Catnap tarafından az önce bir yere atıldık. Tren kazasının ardından uyandık arkadaşlar. Videoya like atarsanız sevinirim. Catnap geliyor mu arkamdan ya? Ne oluyor? Ben kaçmaya hazır değilim şu anda. Yok ediliyoruz tamam. Daha önce yok edildiğim için biliyorum böyle bir durumdan atmam gerektiğini. Şuradan kaçmam gerekiyordur diye tahmin. Ananı satayım. Oraya yetişemem. Önce bunu bekleyeceğim. Tamam. Pistonlar çalışıyor. Önce... Bu oyun biraz daha arkadaşlar bulmaca odaklıymış. Onu gördüm. Çok daha fazla karakter, çok daha fazla replik, çok daha fazla hikayeye katkısı olan şey varmış diye biliyorum. Ne oluyor? Nereye gidiyorum şimdi? Ananız... Ölmemiş. What the f... Ölmemişimdir ya. Yükleme ekranı olabilir. Aynen tamam. Ne oldu? Ölmüş müyüm? What the fuck? Neden öldüm ki? Onu bile anlamadım. Adeta ananı satayım. Adeta speedrun cedasıyla. İnşallah can yenileme şeyleri falan eklememişlerdir. Hani buradan ne yapacağım? Şuraya mı atlayacağım? Burası niye? Ha yukarıda beni ezecek. Hızlıca şuraya geçeceğim muhtemelen. Tamam. Yüksel bir şey. Ah! Ah! Ne yaptınız 2 sene daha abi? Oyunu baştan yapmışlar. Harika olmuş. Öyle arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Türkçe dublajını yapmak gerçekten uzun bir süreç. Zorlu bir süreç. Emek gerektiriyor. Biz like atınca da biz de gaza geliyoruz. İnsanlar seviyor demek ki diyoruz yapıyoruz. Tamam bu kadarını biliyorum canım. Oyunun 2 sene geçmedi üstünden ben oynayalı. Şuradan gideyim. Etkileşime girecek bir şey. Bu varmış dur. Sesler. Oğlum bu oyun 2 de çok korkunçtu. Bu da ekstra bir korkunç duruyor. Yani grafiklere baksanıza. Ben öldüm mü? Ölüyorum. Catnap beni öldürecek.
Catnap'cim dur bir ananı satayım. Ölüm ekranında artık ekranda bir yazı yazmıyor. Ben kendimi teselli ediyordum o yazıyı okuyarak. Gelmemişim. Biraz bekleyelim zaman. Çok ağır bir bulmaca yoktur diye umut ediyorum. Varsa da ananı... Ananın ağzı yani. İlk bölümden bu kadar takılmak... Ama da o ilk bölüm değil. Chapter 3'teyiz bebişim. Sen ne oldu? Ölüm ekranında da... Canım ya. Buradan şuraya atlayacağım ama yapamadım. Ben yanlış yere atlamışım. Catnap lan o. Catnap dublaj lütfen. Önümü göremiyorum ki. Önümü göremiyorum ki bebişim. Nereye gideceğim? Buraya mı? Bu catnap beni şey yapar, bayıltır ya. Etkileşime, şuradan etkileşime girebilirim evet. Ha, o gidiyor işte. O gitmeden üstüne atlamam gerekiyor. Nasıl diyeyim bu ne? Yürürken falan da ses çıkartıyoruz. Ya burada kesin suratıma bir şey atlayabilir. Atlamadı. Oyun fena gelişmiş bu arada ya. Grafikleri falan. Pil yerleştireceğiz. Okey. Pil, bunlar pil mi? Kaset var. Kasetleri izleyelim. Ayıp olmasın. Zaten birkaç bölüme böleceğim arkadaşlar oyunu. Pekala Bayan Harper. Lütfen durumu açıklayın. Hiçbir ayrıntıyı atlamayın. Her gece olduğu gibi bütün çocuklar uyuyordu. Huzurlulardı. Sessizlerdi. Catnap'ın kırmızı dumanı odada doluydu. Sonra aniden bir çığlık yankılandı. Kabus sorulur. Biliyorum. Ama bu yani çocuğun göz bebekleri büyümüş ve dudakları titriyordu. Gözlerini odanın içinde gezindiriyordu. Ve yemin ederim eli elimdeydi. Sanki kanı derisinin altında kaynıyordu. O da bir şey gördü. Korkunç bir şey. O özür dilerim. Böyle demek istememiştim. Bayan Harper, elimizden gelen en iyi bakımı sağlayacağız. Söz veriyorum. Ama bu önemli. Mary gördüklerini tarif etti mi size? Evet, bir canavar demişti. Renksiz olduğunu söyledi. Allah'ım, minik kalbin atışını hissedebiliyordum. Onun için tam oradaydı. Ve hareketleri çok vahşiydi. Kollarını sallıyor, bacaklarını tekmeliyordu. Ben onunla konuşmak istedim. Nasıl olduğunu görmek için. Şu anda onun sesini duymaya gerçekten ihtiyacım var. Bu tavsiye edilmez Bayan Harper. Şu anda ele almamız gereken birçok endişe var. Ama hayati göstergeler normal. Ve izlemeye devam edeceğiz. O iyi olacak. Hayır, hayır. Bu beni rahatlatmadıysa kusura bakmayın. Sadece küçük kızımı bana geri getirin. Benim kızım kayıp değil, senin kızın kayıp. Evet abi, burada pil varmış. Şunu alalım bebişim. Şuraya bir sokalım. İkinci pil lazım, o da burada tabii ki. What the fuck? Tamam, artık burayı açabiliyorum ama başka yapabileceğim... Meyip meyip bir şeyler var mı bebişim ya? Bana verebileceğim bir şey var mı burada? Buradan geldim zaten. Oyun harbiden karanlık. YouTube'da siz nasıl görürsünüz bilmiyorum ama çok güzel yapmışlar. Umarım çok da zorlanmayız. Press here. Arkadaşlar çok diyorsunuz buraya basın ama bu ekstra seslendirmen demek. Yani iki kelime için bir kişiyi alıkoymak sizce mantıklı mı? O yüzden basmıyorum. Ya da basayım seslendirmeyelim. Ne oluyor lan? Elim yine takıldı. Ben Baba Baba Funch. Hey, hatırladım seni. Hadi lan orada. Phone is ringing. Üst katta mı? Telefon nerede çalıyor ki? Allah Allah. Telefonun çaldığı yer catnap hareket falan ediyor. Neyse o telefonu görmezden geleceğim. Soldan akalım. Ya da telefon bu odada. Ses buradan geliyor mu? Burada değil. Demek ki pil var burada bir yerde. Pille açacağız kapıyı da. Kapı da üstüme kapandı. Çok iyisin birader. Ne yapacağım şimdi ben bebişim ya? Baby Tom. Ben bunu... Ha, buymuş telefon, tamam. Hey, hey beni duyabiliyor musun? Biraz kaybolmuş görünüyorsun. Ölmeni istemiyorum. Bu yüzden sana yardım edeceğim. Teşekkür ederim. Şuna bir bak. Arka duvardaki tüp şeyine bak. Hazır mısın? Tadam! Kapıyı açmak için o pili kullanabilirsin. Bu beni catnap'e götürmüyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Oha! Bunu sen mi yaptın? Sanırım catnap seni burada buldu. Kaçmana izin vermediği için papiye kızgın olduğunu biliyorum. Ama sana ihtiyacı var. Sana ihtiyacımız var. Sen bizim görevimizsin. Birlikte çok insanı kurtarabiliriz. Sen de dahil. Öyle mi olmuş kanka ya? Lakehir dümdüz ileride. Burası Catnap'in evi. O gülümseyen yaratıklardan biri. Eskiden 8 tane mi vardı sanırım. Şimdi sadece o var. Lakehir onun kilisesi. Avlanma alanı. Ne olmasını Oha. İstiyorsa onun için orası o. Çabuk hareket etsen iyi olur. İrtibatta kalacağız. Oh,
Ayrıca benim adım Oli. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de bebişim. Catnap bizi öldürmedi arkadaşlar. Poppy'ye sinirlenmiş. Poppy'ye biz yardım edeceğiz. Poppy'ye neden yardım edeyim ki? Beni zorla alıkoymadı mı o kız? O kız beni zorla alıkoymadı mı arkadaşlar? Haksız mıyım? Aha, kayıt aldı oyun. Çok iyisin bebişim. Buradan geçeriz herhalde. Geçemiyorum. Security. Kameralar bozuk. Fabrika yıllardır mesela kapalı. Elektrik hala var. Faturasını kim ödüyor acaba? What the fuck? What the hell is that bro? Biraz aşağı inmesi lazım. Ha okey, buraya. Şu an elektrik geliyor, okey. Elektrik veriyorum bebişim zaten ben. Ya ilk bulmacada böyle sakıldın mı Allah aşkına ya? Şimdi anladım. Burayı açmamın ne faydası oldu bana? Ha, buraları açtım. Abi bu fabrika neymiş böyle ya? Kendi başına bir şehir anasını satayım. Bu paranın kaynağı ne? Dublajcıoğlu kara para mı akladı yoksa ne yaptı? Dur lütfen. Ha, kapıyı açtım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Tap 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 tap. Televizyonda bir şeyler oynasa iyi olur. Aynen. Merhaba. Benim adım Erdem Dublajcıoğlu. Bugün dünyaya baktığınızda sizce neye daha çok ihtiyacı var? Bunu kendime sordum. Para asla yeterince yok. Anlayış hiç bulamıyorum. İnanç, sıradan insanlar onu kaybetti. Her cevap farklıydı. Ve belki her birinde biraz doğruluk payı görebiliyordum. Ama bence hepsinde bir şeyler eksikti. Basit bir şey. Görüyorsun, hiçbiri gülümseyemedi. Eyvallah dayıcım, teşekkür ederim. Bir gülümseme umuttur. Bir gülümseme sevgidir. Bir gülümseme anlayıştır. Ve açıkçası ruhum için bir çocuğun gülümsemesinin sebebi olmaktan daha tatmin edici bir şey yoktur. Tüm umutlarını ve hayallerini ateşleyen kıvılcım olmak için. Çünkü ancak umutlar ve hayaller sayesinde daha iyi bir dünya yaratabiliriz. Çocuklarımızın korkmasına gerek olmayan bir yere. Korundukları bir yere. Sonuçta bu şirket ve oyuncakları onlarsız bir hiç. Bu çocuklar gülümsemeyi hak ediyor. Sevilmeyi hak ediyor ve güvenli bir evi hak ediyorlar. Bu nedenle Playtime Co. şirketinin kurucusu olarak büyük bir memnuniyetle duyuruyorum ki... Evet, yine yarıda kesildi. Playcare, kendi yetimhanemiz. Ama sadece bu değil. Burası bir okul, bir oyun evi. Ait olunacak bir yer. Yüzeyin altındaki kendi ekosistemimiz. Bir çocuğun gülümsemesini sağlamak için her santimetre ve ayrıntıya adanmış. Öğretmenler ve danışmanlar, anneler ve babalar, tüm bunlara sahip olana kadar Playcare bu kapıdan giren herkese neşe, ilham ve gülümseme getirsin. Hayata anlamını veren şey bir gülümseme değilse nedir? Doğru dedin dayıcım, iyi dedin. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Aç telefonu, aç telefonu, aç. Psst, yine ben, Oli. Güzeller değil mi? Çocuklar eskiden burada yaşardı. Şimdi şuna bak. Her neyse, odanın ortasındaki heykeli görüyor musun? O sana... Altından geçen merdivenleri kullan. Orada Playcare'ın tamamına güç veren harika bir oda var. Sana orada bir anahtar verebilirim. Bu Oli inşallah bir yaratık falan değildir abi. Çocuk sesine sahip bir yaratıksa kötü olur benim için. Yine bulmacalarla dolu bir... Oli nasıl unut... Ha tamam, canavar değilsin bebiş, anladım. Anahtar verdin, yine anahtarı. Anahtar sende. Şimdi muhtemelen kendine sorduğun soru şu. Nereye gitti? Pekala, geri dön. Bir kapı bulacaksın. Buraya geldiğin teleferiğin hemen sonunda. Buraya indiğimiz teleferiğin hemen sonunda. Buraya nereden indim ben? Tamam. La 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 la. Hayat çok güzel, her şey harika, mükemmelim. Kimse bana kızamaz, bir şey yapamaz. Teleferiğin sonu burası oluyor. Burada bir yerde demek. Şunu atlayabiliyor muyum? Hayır. Bebişim şimdi burada bir yerde ne ben düzgün okumadım ya. Aşağı atlasam ölür müyüm? Zaten atlatmıyor oyun, sağ olsun. Ölme kara başlıyor bana. Ben de ölmeyeceğim diyorum. Okuyacaksın lan sen. Umutlarımız sana bağlı. Bu köyü sen ayaklandıracaksın. Şimdi bak, teleferiğin hemen solu dedi. Sol taraf burada oluyor. Şurası havuz. Şurası mı acaba? Ben neyin anahtarını aldım ki? Okumadım doğru düzgün. Keşke okusaymışım. Kilitli. Kapıları deneyeyim. Anahtar verdi kız o kadar. Playcare.
Ne güzel fabrika böyle. Oo maşallah maşallah. Bulacağı mıyım bu? Thais değil, Toys diye mi telaffuz ediyor acaba? Buraya zaten girişi mahvetmiş Catnap. Teşekkür ederim Catnap. Oğlum kapatacağınıza üstünü açık yapın bari de. En azından çocuklar bir gökyüzü görsün yani. Oğlum teleferiğin solu demedi mi bana? Allah Allah. Bebişim şimdi böyle olmaz ama sen anlarsın ya. Arkadaşlar like bırakmayı unutmayın. Like atarsanız hemen bulacakmışım öyle diyorlar. Hemen solu dedi kanka, burası solu mu oluyor ya? Buraya geldiğin teleferiğin hemen sonunda. Allah belanı vermesin bak. Teleferik böyle geldi tamam mı? Burası sol, burası sağ değil mi? Ucube ya, ucube Oli. Eşek Oli ya. Gaz üretim bölgesine hoş geldin. Tüm şeytani player sisteminin kalbinin attığı yere. Makineden çıktığını düşündüğün tüm gaz burada. Fabrikada üretiliyor. Adı Kızıl Duman. Şu anda hepsi sağa doğru gidiyor. Kırmızı dumanın sola gitmesini sağlamalıyız. Ona ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Makine muhtemelen üzerinde çalışabileceğimiz birkaç aptal korumaya sahip olacaktır. Ama bence bunu yapabilirsin. İş bitince seni ararım. Evet, sağdan sola aktardım. Bitti değil mi bu kadar? Şu anda Catnap beni öldürmek için yola çıktı bile. Teşekkür ederim Catnap. Beni bu lanet hayattan kurtardığın için. Ha, arkadaşlar evet yine bulmacalarla dolu bir Puppy Playtime serisi. Şaşırtmadı, şaşırtmadı. Şimdi şuralara enerji bulacağız. Enerji bulabileceğim bir yer var mı şurada? Bakayım içeriye. Enerji var mısın burada? Enerji. Enerji. Neredesin enerji? Şu kapı çalışıyor mu bakalım? Çalışmıyor tabii ki. Elektrik yok. Do not enter demişler zaten. Hani girmeyin abi demiş sana adam. Sen niye girersin ki? Şuraya bir bakalım. Burada enerji olabilir. Evet, Catnap'i görüyoruz. Darth Vader'a dönüştü lan. Catnap aynı ben. Ben de Darth Vader'ım biliyorsunuz. Buradan sokabilsem ne güzel olur. Bappy. Burada da mavi var kesin. Ha, televizyon yine. Yeşil şey nerede bulalım? Teypleri sokalım ya. Ayıp oluyor. Hikaye. O kadar adamlar hikaye yazmış. Eyvah. Eyvah. Hayır. Ama cidden olmadı. Uzun düşüşleri kırmak için ben okuyorum. İçimden ok yani onu dublajlayacağım abi. Buradan okuyayım direkt. Ama nereye indiğine dikkat et. Her yere dokunmak güvenli değildir. Hava jetimiz var. El değiştirebiliyoruz. Teşekkür ederim demiş. Grabpack 2.0'ı dikkatli kullanın. Şimdi bana Grabpack 2.0 mı vereceksin? Evet. Bu da Grabpack 2.0. Allah belanı versin. Eyvah eyvah. Burayı açamamam lazım. Tamam. Grabpack 2.0 yapmış adamlar. Eyvah 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 eyvah. Aa. Ha. Ne güzel bir teknolojisiniz var öyle sizin ya. Her yerde kullanamıyorum ama. Kayıt aldı yine. Catnap gel de senle bir VS atalım kardeşim. Kimin şeyi daha büyükmüş? Ticari zekası. Onu görelim kardeşim. Senin ticari zekan daha büyük sanırım bu. Bu ortam ne böyle? Şurada atlayabileceğim ha. Ben oraya çıkamam ama işte. Yavrum şimdi bak sen buradasın ya. Ha. Tamam, buradan aşağı indiriyoruz tamam. Ya, bu zıplama benim hiçbir işimi kolaylaştırmayacak. Yani geriden gelip zıplarsam anca belki karşıya geçerim. Hop. Ölme ekranını daha güzel yapabilir. Bak o kadar oyun yapmışsınız abi. Bir güzel bir ölme ekranı yapabilirdiniz. Eleştiriye başladım. Şimdik. Evet arkadaşlar. 7,5 saatlik Poppy Playtime Chapter 3 videosuna hoş geldiniz. La 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 la. Ohohoho. Ananı. Rahatım kafam rahat. 2 saat içinde bitirmeme gerek yok bu sefer oyunu. Şuraya atlamak cazip geldi bana şu an. Ne işime yarayacak inan bilmiyorum. Ha, okey. Buradan atlarsam karşıya fırlayabilir miyim? Ha, oha. Tamam ben eşeklik yapmama gerek yok. Abi tamam ya şöyle yapacağız işte. Hatta biraz daha çekebiliyorsam çekeyim. Oh tamam. Eşek misin Erdem Dublaj? Do not enter. Ben gireceğim. Buradan da mı zıplayarak geç? Ha tamam şuradan zıplatabilirim kendimi. Yepyeni mekanik abi çok iyi. Kayıt aldı. İyi bir şey mi? Yani bazen. Buradan tutacağız. Nereye gidiyor? Döndürebilirmişim. Nereye gelebilirsin sen? Şuraya gelebilirsin. Dur. Şimdi elimle şuraya bir tokat atacağım. Oh. Sonunda bug düzeldi ya. Şükür Allah'ıma.
Oo, tamam. En son kaldığım yere geldim. En azından. X kapısını açtık ha. Mavi'yi bulacağım. Mavi'yi nereden bulacağım ama? Ben yeşille burayı açtım. Tamam. Burayı açtım. Buradan şunu aldık. Okey. Oyunu baştan oynadım arkadaşlar. Buraya kadar ya. Çok ciddiyim. Bug'a girdi oyun. Nasıl oldu bilmiyorum. Anlamadım. Ama girdi bir şekilde. Ben de baştan oynadım. Makineyi çalıştıralım artık. Eyvah. Başladığımızdan daha kötü durumdayız şu anda. Çok iyi abi. Çok iyi. Telefondaki rastgele birine güvenirsen böyle olur. Aç telefonu aç. Telefonu aç. Hayır. Birisi gücü kesmiş. Tamam. Sana başka bir anahtar gönderdim. Heykelin altında. Bunu evim güzel evime girmek için kullan. Sonra içeri girdiğinde binanın yedek jeneratörünü çalıştır. İyi şanslar. Hayır. Doğru yere mi gittim? Baştan oynamak istemiyorum çünkü. Statü buradaydı değil mi? Tam doğru yerdir ya. Heykelin altı dedi. Burasıdır. Yine kayıt aldı. Allah'ım yarabbim. Hani? Bu neyin anahtarı bebişim? Bu neyin anahtarı? Çocuklar da maşallah ne psikoloji varmış ya böyle bir yerde. Elektrik bilgisayarını alıyor dikiyorlar zaten. Neyin anahtarı bu? Home sweet home falan diyordu. Dur bakayım. Home sweet home. Neredesin lan tatlı ev? Evim evim güzel evim. Neredesin bebişim? Evim evim güzel evim. Dur şuradan başlayalım ya. Ha, orasıymış zaten. Tatlı değil pek ev ama. Abi ev pek tatlı değil ama. Hani, emin miyiz? Güzel olduğuna, bizim olduğuna emin. Yuvanın bizim olduğuna emin miyiz abi? İçeri girersem nalları dikeceğim gibi hissediyorum. Evet nalları dikmeye başladım zaten. Tamam. Çok iyi. Çok iyi abi. Catnap'in kabuslarına başladık. Eve bak. Zaten burası da rüya muhtemelen ya. Ellerim falan da gitti. Şu an rüyadayız. %99. Çünkü kabustan falan bahsediyordu. Önümüze bir şey çıkabilir. Backrooms. Sağa gidelim. Bu ne? Oğlum oyun değiştirdim sanki. Korku oyunu oynuyoruz. Unreal Engine 5'te mi yaptılar acaba? Çok güzel olmuş. Bu sabah trajik bir haber aldık. Sabah 9.45 itibariyle yetkililer bir çocuğun cesedini merhum Erdem Dublajcıoğlu'nun malikanesinde buldu. Dublajcıoğlu saygın bir oyuncak üreticisi ve Playtime şirketinin kurucusu. Şu anda çocuğun kimliğinin resmi olarak teyit edilmesi beklenmektedir. Çocuk üst kattaki yatak odasında büyük bir spor çantasının içinde bulundu. Olay yerindeki memurlar kalıntıların rahatsız edici olduğunu belirtti. Organların yanı sıra iskelet yapısındaki önemli kemiklerin kayıp olduğu bildirildi. Bu ekstraksiyonun yapılıp yapılmadığı şu anda bilinmemektedir. Aslında ölüm nedeni... Dublajcıoğlu'nun evinde orada bir gölge gördüm ya. Büyük bir gölge. Son olayların ardından Playtime Co. şirketinden keşifle ilgili bir açıklama istendi. Bunu söylemek zorunda kaldılar. Bu mide bulandırıcı. Erdem Dublajcıoğlu harika bir adamdı. Onu tanıyanlar şiddete meyilli olmadığını bilirler. Kalbinde bunun gibi çocuklar için derin bir sevgi vardı. Bu da cesedi yerleştiren kişinin eylemlerini daha da hastalıklı hale getiriyor. Adını temize çıkarmak için sabırsızlanıyoruz. Hem halkın hem de yasaların gözünde. Bizi izlemeye devam et. Burası bitti. Abi. Oradan kaçman gerek. Ananı satayım senin Oli. Oli Allah belanı versin. Oli Allah... Playtime'ın Dublajcıoğlu'nun masumiyetini ilan etmesine rağmen birçok kişi onun münzevi ve gizemli doğasından dolayı bu iddiaya şüpheyle yaklaşıyor. Sorgulandığında Dublajcıoğlu'nun komşuları şunları belirtmişlerdir. Sık sık gecenin garip saatlerinde evine dönerdi ve gün doğmadan tekrar yola çıkardı. Bazıları onun hasta olduğuna inanıyordu. Diğerleri bu hareket etme, bir santim bile kımıldama. Görünüşe göre Playtime Co. Dublajcıoğlu'nun ismi ne olursa olsun markasında tutmakta niyetli. Uzun bir yasal savaş olacağı kesin. Kanka bu Catnip konuşabiliyor. Ha zaten hepsi konuşabiliyordu doğru. Eşek miyim? Onu mu satayım? Lütfen dur Catnip. Aileme zarar verme Catnip. Geliyor. Oğlum fena gerici ya. Fena güzel yapmışlar oyunu.
Ananı satayım senin. Rüya gördürüyor bize ya. Kabus 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 arkadaşlar. Kabus bunlar hep. Catnip'in öyle yetenekleri vardı. Abi güzel kabus kardeşim. Backrooms mu yaşatıyorsunuz da? Bebişim ananı satayım çıkmaz. What the hell? Oh my god. İki tur attırdı geri saldı bizi sağ olsun kral. Catnip'in bize kabus gördürmesi. Ne diyor? Guild Hound seni şey yapıyor diyor. Neydi? Hound neydi ya? Yani musallat oluyor. Guild neydi buraya açıklamasını yazarım şu an aklımda değil. Bana musallat oluyormuş. Yürü git lan ben ona musallat olurum. O kim oluyor kardeşim? Burada eldivenim yok diye bizi civata sandınız herhalde. Catnip'e doğru gidelim ki bizi daha rahat öldürsün kral. Kabus kabus arkadaşlar bunlar. Geri abi. Oğlum manyak güzel yapmışlar ama. Vallahi hakkını vermişler. Kalkmıyorum biraderim. I'm not getting up bro. Kalk ya. Oh güzel kabus. Get up. Ya birader bak. Adamı delirtme. Kalkmıyorum. Çocuk ağlama seslerine doğru gidelim. Tamam şimdi uyanmamız lazım. Evet. Playtime Co'nun çocuklara yaptığı kötü şeyler. Teyip. Neredesin teyipçi kardeşim? Abisinin gülü. Neredesin? Selamlar çalışanlar. Playtime'daki ilk gününüze hoş geldiniz. Önünüzdeki günlerde yeni ailenizi burada bulacağınıza eminiz. Çalışanların her biri en az siz kadar sevgi dolu ve destekleyici. Öğle yemeği için dağınıklıkta oturun. Ya da çocuklarımızın oyununu izleyin ve küçük kalplerinin memnuniyeti için ne gerekli onu öğrenin. Bilimin sınırlarının sürekli zorlandığı inovasyonculara katılın. Ya da çocuklarımıza gösterdikleri özen ve sevgiyle Playcare danışmanlarına katılın. Bu daha parlak bir geleceğin işlenmesine yardımcı olacak. Şimdi her birinizin bu gelecekte bir rolü var. Yani yarın geri döndüğünüzde bulunduğunuz yerden ya da yaptıklarınızdan dolayı mutsuz hissetmelisiniz. Endişelenmeyin çünkü amiriniz burada ve sizi dinlemekten mutluluk duyacak. Ve geri dönmeli misin? Yıllar sonra. Vicdanın sonunda seni alt etti değil mi? Karanlığı ve toza inmen dileğiyle. Umarım seni bekleyen her şeyin anlaşılmaz dehşetler olduğunu fark edersin. Her biri dönüşünü aç ve seni bulmaya hevesli. Belki bir gölgeden sana gülümserler. Diş, et ve plastikle dolu gülümseyen ağızları ile sıcak bir karşılama için sabırla sarılarını bekliyorlar. Ha öyle mi olmuş? Ya da belki de terk ettiğin dünyadaki yerini bulman için sana bu kadar zaman tanımayacaklardır. Artık onların olan bir dünya. Evine hoş geldin. What the fuck is that bro? Bro. What the fuck is that? Oh my god this giga... Agi vagi. Bu beni yer ki. Yiyecek bu beni. Kabus 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 olduğu için korkamadım. Ya zaten sonun belli arkadaşlar. Agi Vagi televizyondan çıkması da şaşırtmadı. Aa, Catnip ağzımıza sıçtı abi. Çok iyi yetenek ya. Catnip burada mısın? Bebişim. Ne bulmaca. Harika abi. Harikasın Catnip kardeş. Abi bu fabrikayı yapabilen adama ben saygı duyuyorum ya. Bu ne böyle oğlum? Fotoğrafları kullanmak için izin aldınız mı? Neyse. Çok sorgulamayacağım. Bunların hepsi yetim çocuklar arkadaşlar. Burayı açamıyorum. Aşağı atlayayım bari. Oraya gidersem Catnip bana rüya gördürür de. Çıkamıyorum da. Mecbur rüyaya dalacağız. Aa maske. Bu ne? Okey tamam. Artık gaz maskem sayesinde buradan ilerleyemiyorum. Evet. Yangın çıktı. Oo, bu ne? Bu niye parlıyor? Neyse abi tamam. Oyun zor. Zor. Oyun zor arkadaşlar. Vallahi. İkiden de birden de zor yani. Bu gitgide zorlaşıyor herhalde. Bu ne böyle ya? Burayı çok zorlamayalım. Gitmemiz gereken yer burada değil. Demek ki burası. Buraya döndüm ben. Ne işime yaradı? Sadece gaz maskesi almaya mı geldim? Ya bir şeyleri çekebildiğimi hep unutuyorum abi.
Konu sabittir. 1-3-2-2 olarak belirlenmiştir. Son muayenesinde belirgin sinirsel anormallikler tespit edildi. Oldukça düzensiz olmasına rağmen ona evin güzel evimden ışıklar sönmeden hemen önce... Arkadaşımla ne yapıyorsun? Yatağın dışında ne yapıyorsun sen bakayım? Hem nasıl girdin buraya? Kevin hasta mı? Onu neden götürdünüz? Ben... Evet. Kevin çok hasta. Çok çok hasta. Ama onu iyileştirmek istiyoruz ve sadece onu daha iyi bir yere götürürsek iyileşebilir. Orada ona uygun bakımı sağlayabilir ve dinlendirebiliriz. Gerçekten iyi olacağını düşünüyor musun? İlk başta ben de öyle düşündüm. Yaptığımız işte iyiyiz evlat. Okulda dikkatimizi verdik, öğrendik ve ihtiyacımız olduğunda dinlenebiliyoruz. Tıpkı senin dinlenmeye ihtiyacın olduğu gibi. Hadi, seni yatağına geri götürelim. Tamam. Seninle tanışmak zevkli çocuk adam. Ve sana söz veriyorum, arkadaşın iyi olacak. Onu tekrar gördüğünde hiç görmediğin kadar iyi olacak. Evet, yani yine yetim bir çocuğu alıp şey yapmışlar. Muhtemelen oyuncağa dönüştürmüşler. Dışarıda yapay bir... What the fuck? LCD ekran yapmış adam pencereye. Çok iyisin abi. Çok iyisin. Bu kaset için mi girdik buraya? Başka bir amacımız yok mu? Boş zaten. Yok sanırım. Başka bir amacımız yok sanırım. Oo. Geldiğim yol değil zaten değil mi burası? Oyun fena dehşetül alem bir gericiliğe sahip. Burası ayna mı lan? Yok. What the hell is that? Kedi mi o? Catnap? Is that you brother? Bir şey var mı? Ben şu an korkabilecek bir havada değilim nedense. Önüme zıplasa bile korkmayacağım şu an. İki tane şey bulacağız, tamam. Ben zaten daha önce de yetimhanede akü bulduğum için çok zorlanacağımı sanmıyorum. Run, kaç, hide, saklan. Eyvallah kral. Saklama mekaniği var mı? Yok gibi. Aa, bu bize zarar vermeyen bir alet değil mi? Fotoğrafa bakıyordur. Bu onun kendi fotoğrafı herhalde. Bunu ona mı çevirdiler? Friends ever, forever. Ha, şimdi. Bu bize zarar vermedi abi. Huggy Wuggy'nin aksine. Ve Catnap buna bir şey yapmıyor. Demek ki Catnap de bize bir şey yapmayacak değil mi? Ya umarım Catnap de bize bir şey yapmaz. Catnap'cim, bebişim. Millete kabus gördürüyorsun. Bana gördürme. Ben görmeyeyim kabus. Ha? Ne diyorsun gülüm? Ha bebeğim. Ha bir tanem buradan... Buradan elektrik kablosunu takip etsem. Buradan dolaşacağız mecbur. Burası da çıkmaza gidiyor. Ha, elektriği buradan buluyoruz. Ugi Bugi'nin kardeşi mi artık? Karısı mı ne? Çocukmuş arkadaşlar. Çocukmuş. Oha, ne diyor? Ve burada acı içinde. Pain. Yanına gidince bir şey yapıyor mu acaba? Gidemiyoruz. Oyun izin vermiyor. Şabalığa koyamıyoruz da. Bize yardım etti. Buraya kadar gelmiş. Eşek herif. Sen bu yatağa sığmazsın zaten. Git kendine daha rahat bir yer bul. Koparılmış Ugi Bugi oyuncağı. Harikasın. Abi buradan geldim. Allah'ım. Delireceğim. Sürekli sağ gidersem çıkışı bulurum. Buradan gidemiyorum. Tamam, buradan gideceğim. Buradan da sağa. Buradan da sağa. Buradan da sağa. Buradan. Gidemiyorum. Buradan da gidemiyorum. Buradan da gidemiyorum. Sürekli sağa arkadaşlar. Buradan da çıkış yok. Tamam. Bu güzel bir taktiktir. Çünkü bu tarz artık Allah'ın belası şeyler şey oldu. Aa, bu kutuları çekebiliyordum. Yok. Gugi bana mı yardım mı edecek? Tamam, yine sağa gitmeye devam. Tavanda delikler var. Deliklere bir bakayım, odaklanayım. Bu delikleri kimi açtı acaba? Help. Yok sana help mi help kardeşim? Tamam. Tamam abisinin gülü. Oyun fena gerici. İntihar etmiş oyuncak falan var. Burada bir şey var, tamam. Aa, ışık açıldı. Yok. Catnap açıversene birader ya. O kadar arkadaşız, kankitoyuz. Bir kat daha mı var lan? Öyle şeyler yapmıyoruz, tamam. Oh. Yay. Yay. Ne oldu? Ben kapı açtım herhalde. Koş. Catnap burada mısın bebişim? Catnap'im. Bir tanem. Güzelim. Böyle bir oyuncağı neden burada... Böyle bir oyuncak var ve... neden daha önce oyuncak saati? The Hour of Joy. Eğlence saati pardon. Catnap herhalde o. Kaydediyor. Eyvah eyvah. Elektriği nereye vereceğim? Teyp varsa benim teyp hoşuma gidiyor açıkçası, teyptir. En azından kimse saldırmıyor. Oğlum güzelmiş aslında ortam lan. Çocukları kullanmasalar iyiymiş ama. Nereye vereceğim elektriği?
Elektrik kardeş. Buraya gittim. Sağa doğru gittim. Bak sağda hiçbir şey yok. Fotoğraflarda da yok. Kaset var. Kaset nerede olur? Masaların üstünde bir yerde olur. Tamam ya. Elektriği şuraya vereceğiz. Bir elektrik daha vereceğiz. Çok iyisin birader. Beni takip eden bir oyuncak. Bir dakika ya, önce bu ortamı keşfedelim. Keşfedelim. Eyvah ya. Oyun ne kadar zormuş. Batarya aldım. Beni gördüğü anda bana kilitleniyor. Bu. Abi şimdi mecbur gireceğim ya. Yapacak bir şey yok gibi. Sonsuza kadar arkadaş. Kanka ben öldürdüm ama senin arkadaş. Sorun yok değil mi? Bence aramızda böyle şeyleri sorun etmeyiz. Bir tane daha bulacağız. Allah'ım. Bu elektrik ne işime yarayacak acaba benim? Oradaki elektrik biraz daha uzun arkadaşlar. Oradan onu verip oradan onu verirsem daha... Hugi ile karşılaşmayı beklemiyorum. Burası Hugi Bugi'nin odası mı? Seni öldürdük kanka. Kusura bakmadın değil mi inşallah? Yardım et. Yok yardım falan kardeşim. Bana bulaşmayacaksın. Şu kız mı oğlan mı artık? Çocuk arasa da yardım etse bana keşke. Ya muhtemelen yaratık. Şöyle bir şey yapacağım. Bu ne lan? What the fuck is that bro? Tamam. Burayı açtım. Ne işime yarayacak? Bugi ile konuşmak istemiyorum. Kaset mi veriyorsun? Ya buraya girdim, ne değişti hayatımda bebeğim? Onu söyle bana. Hayatımda ne değişti? Ne değişti söyleyeyim. Hiçbir şey. Bunda bir kucaklaşma canavalar uzak uçar. Friendly fire. Şu oyuncak araba uçuyor gidiyor. Dur. Bu mekanik ne garip bir mekanik böyle ya. Valla Toto Bal'a geçiyoruz bölümleri arkadaşlar. Evet. Catnap'e doğru ilerlemeye... Bakın şuradaydı. Push Catnap. Ne değişti söyleyeyim. Hiçbir şey. Burası artık hep açık kalıyor. Tamam. Where am I bro? Ne değişti söyleyeyim, hiçbir şey. Arkadaşlar biraz zor yapmışlar oyunu ya. Harbi zor yapmışlar. %90 bulmaca oyunu zaten. Aynen öyle. Baba Piro. Bu yine Catnap'in hoşuna gitmedi arkadaşlar. Muhtemelen. Burada 2.38. Ne oluyor? Catnap'le karşılaşıyor muyuz? Hadi yüzüme fırla da ben bir korkayım. Korkmam gerçi şu anda. Ya lütfen böyle çok fazla şey olmasın ya. Bulmaca olmasın abi. Bütün oyun zevkim, damağım kurudu. Baba Piro. Aç kapıyı gardiyanım. Yine eve girdik. Lanet girsin evi gibi sana. Save aldı. Şöyle güzel video çok boş olacak yoksa. Güzel bir şey yaşayayım ki. Tam orada kapatayım. Yoruldum çünkü. 2 saattir kayıttayım. Benim eşekliğim birazcık. Oh bitti. Aa bu pembiş değil hayır, mi? Hayır. Bırak onu. Yanlış bir şey yapmadı o.
aslında buraya yardım etmek için geldik. Bu yer onu geriyor abisi. Oli'nin buraya kadar gelmene yardım edebilmesine sevindim. Seni bulmamızın sebebi de o. Görünüşe göre tren kazası ikimize de zarar vermiş. Çok şey yaşadın. Bir açıklamayı hak ediyorsun. Hadi gel. İyi neyse, en azından dostumuz da var abi. Çok da yalnız değiliz ya. Yalnız değilsin tabii. İyi olacaksın. İyi olacağız. Dinle. Ben senin düşmanın değilim. Ama öylece gitmene izin veremem. Burada olanlar hepimizin boyundan daha büyük. Ve sana ihtiyacım var. Böylece o canavarlardan intikam alabiliriz. Sana işkence edenlerden. Bize işkence edenlerden. Tek başlarına hareket etmediler. Onlar orijinalin müritleri. Prototip. Bu onur sana ait. Prototip geleceğimizi biliyor. Eğer kaçmaya çalışırsan ön kapıya varmadan önce seni öldürür. Bunca yıldır kapana kısılmamın sebebi o. Yaptığı şeyler hakkında hiçbir fikrin yok. Bırak onu öldürmene yardım edeyim. Bırak da herkesi kurtarmana yardım edeyim. Hepimiz seni gördük, ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. Haki'yi öldürdün, annemi öldürdün, beni serbest bıraktın. Bu iş için mükemmelsin. Catnap geliyor. O son engel, prototip onu bize karşı yerleştirdi. Burada kalamayız, kendine iyi bak. Oli seni arayacak. Oli bu muydu lan? Gitmemi mi bekliyorsun? Allah belanızı versin, beni de alsanıza. Bu mu? Böylece gidecek misin? Önce gitme. Şşt pşşt, yine ben. Papi sana her şeyi açıklamış gibi görünüyor. Ve doğumun yedek gücünü açtı. Şimdi buradan itibaren plan oldukça basit. Gaz üretim bölgesine elektriği geri vermemiz gerekiyor. İlk olarak az önce bulunduğumuz evim güzel evin binasına geri dön. Verandanın etrafında bir yerde büyük bir elektrik kablosu bulabilirsin. Tut ve heykelin altına tak. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna gelelim. Like atmayı unutmayın. Çünkü kayıt çok uzadı. 5000 like civarında geldiğinde diğer bölümü de atarım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Bye bye.